kafalar. Size son çektiğim videodan sonra hem özelden hem de oraya açıktan yazan arkadaşlarım oldu. Ne ayak dediler, bu haşlıyorsun, biz bile o kadar kaynar suyun içinde kalsak ölürüz. Mikroporda öyle gözükür mü, sadece buhara tutman gerekiyor diye bir takım uyarılar aldım. Şimdi yine yani içime bir kurt düştü. Yine aynı kullandığım maskeyi bu sefer de sadece suya sokup çıkaracağım, sıcak suya. Ya da biraz kaynasın yine de bende kalsın şey. Yani çünkü ilk gördüğüm videoda kaynatıyorlardı suyu. İçinde tutup çıkarıyorlardı. Ben biraz beklettim, haklısınız, ama şimdi ıslandığı anda çıkaracağım, geri alacağım. Bekliyorum bir saniye daha. Çok güldüm gerçekten. Eminim siz de gülmüşsünüzdür videoma. Çünkü diyorlar ki o kaynar suçta kim girse ölür. Yani mikroptan ne bekliyorsun dediler bana. Haklılar. Baktım gerçekten biraz fazla bir tutmuşum. Şu anda rahatlamak için tekrardan hemen suyun içine daldırıp çıkaracağım maskeyi. Kullanmış olduğumuz maske. Şimdi çarşıdan geldik. Elimde zaten hafif nemlenmiş bir durumda. Önce ocağımın altını kapatayım. Bekleyin bir saniye. Evet, ocağın altını kapattım. Siz de görüyorsunuz. Sadece ıslanacak. Islandı. Hiçbir şekilde kaynatmıyorum. Ve hemen sudan alıyorum. Evet, taramaya başladım. Çok daha yakından yapacağım. Ve her tarafını şimdi birlikte tarayalım bakalım. Pidelerini de söktüm ben. Aralarına bir şey, ıslaklık geçti mi geçmediği de kontrol ettim. Islanmış oraları da. Bilmiyorum, her maskede var deyip zan altında bırakmaları da çok kötü. Göremiyorum yani, şu anda zoom'dayım. Hatta susayım ve tamamen buraya odaklı takip yapalım bakalım. Bu kaymalar sadece elimdeki hani boşlukta tuttuğumdan dolayı, titremeden dolayı oluyor. Yoksa ki ben kaydırmıyorum. Şurada ne var ona bir bakayım bir dakika. Su damlasıymış. Ben onu hani canlı mı diye baktım. Şurada biraz daha zorlayayım ama. Görüyorsunuz değil mi siz de? Buhardan şey gidiyor. Çok fazla açtığım için yakın mesafede. Şurada hafiften daha büyük bir siyah şey var, delik gibi ya da su damlacığı, siyah şu anda görüyorum ama
kaçırmamak için. Bakıyorum canlı mı diye. Hayır. Gözenek. Maskenin kendi gözeneği. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Yani zaten yetesi derdimiz kederimiz var, sıkıntımız var. Yine neden bu maskelerle de ilgili bu sirkülasyon oluyor? Onu anlamıyorum gerçekten. Amaç nedir? Şimdi ben böyle kamera şeyle bakıyorum, telefonun kamerasıyla. Sonra da yakın gözlükler takıp kendim çıplak göze de bakmak istiyorum. Şuradaki şu ışıltıyı fark ettim. O kesinlikle bir şey, maskenin kendi dokunuşundan olan bir şey. Şurada bir şey siyahlık görüyorum. Bir dakika. İşte arkadaşlar yani sadece suya sokup çıkardım. Buhar etkisinde olduğu halde şimdi kayıt yapıyorum ama yine bir şey yok. Şurada iki tane hafifçe fazla açılmış bir gözenek görüyorum. Ve onları tutuyorum şu anda, bakalım ne durumdalar onlar. Ama gözenek olduğu buradan da belli oluyor. Herhangi bir canlı barındırmıyor. Maskenin gözeneği. Evet. Şuraya bakayım. Şurada bir şey var. Gireyim. O da yine maskenin dokusu. Şimdi yeşil tarafına bakalım. Buradan çıkıyormuş şimdi böyle. Oy. Aman Allah'ım. Ya çıkacaksa da çıksın da en azından kurtulalım ya. Ne yaparız? Yeniden ben de kendim yaparım herkese. Yaparım. Kendim yaparım. Birkaç kat. Ona uygun kumaş alırım. Yani şey saçma geliyordu bana yapılan maskeler, hanımların böyle süsleyip püsleyip saçma sapan taktıkları ama eğer ki bunlara güvenmeyeceksek yaparım yani, yapacak bir şey yok. Güvenmeyeceksem. Ama güveniyorum, halen daha güveniyorum. Bir şey göremiyorum çünkü. Bu videoyu da bana çıkışan, kızan arkadaşlarım için çekiyorum. Çünkü dediler ki biz biraz suyun içinde kalsak ölürüz dediler. Benimle dalga geçtiler. Ben dedim ki tamam, bir daha çekeceğim sizin için dedim.
Şu anda baktığım yere eminim siz de bakıyorsunuzdur ama hiçbir hareketlilik yok. Hiç. Maske böyle petek petek ya, içine su dolunca parlak siyahmış gibi gözüküyor. Şu anda o gördüğüm şeyler onlar. Her yerine bakıyorum. Bakıyorum. Ben bir şey göremedim arkadaşlar. Bakın, görürseniz yazın. Diyeceğim. Gerçekten göremiyorum. Mikroskop alacağım en sonunda. Aşı girene kadar sanırım bir bu yazı da geçmemiz gerekecek. Bekliyoruz. Muhtemelen vize sıra gelene kadar yaz biter. O yüzden ben mikroskop alayım eve. Daha gerekli olacak. Aşıdan daha önemli çünkü. Bakar bakar takarım. Aydınlık yarınlar hepimizin olsun diyorum. Endişesiz, güvenilir, hayatla barışık, umut vaat eden yarınlar diliyorum hepimize. Hepimize önce benim ülkem, önce benim ülkem, önce benim ülkem diyorum. Canlılar, çiçekler, böcekler dahil. Önce kendi ırkımız, sonra da tüm dünya insanları, canlıları sağlık, refah içinde yaşama tutunsunlar diyorum. Şurada da bir siyah bir şey gördüm. Onu bekleyeyim. Bir de gözlük takıp şey yapacağım ben bunu. Ay yeter artık. Yok yok. Ben bir şey göremedim arkadaşlar. Gören varsa yazın. Şurada gördük bir şey vardı diye. Tekrardan. Dedim ya, eğer bir şey yazarsanız gördüm diye, bu sefer ben bir şey yapacağım. Laboratuvardan yardım isteyeceğim. Tahlil ettireceğim yani. Neyse, şimdilik hoşça kalın diyorum ben size. Şöyle birazcık maskemi tam boyuta alayım. Maskemle birlikte size hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olalım hep birlikte. Aydınlık yarınlar bizim olsun.